kitapkolu.com'dan yaptığım alışverişim paketini açacağım ve kitapkolu.com nedir biraz bundan bahsetmek istiyorum. Kitapkolu.com 2018 yılında oluşan bir proje. Aslında Umut Kısa'nın çocukluk hayali olan hayvan ambulansı ve tedavisi sistemi için kurulmuş olan bir internet sitesi kitapkoala.com. Küçükken bir hayalim vardı. Tabii bundan 35 ya da 36 yıl önceden bahsediyorum. Sokakta yaralanan ya da hastalanan hayvanları tedavi etmek için bir sistem kurmak. Mesela bir ambulans düşünün. İçinde bir şoför ve veteriner var. Ve bir telefon geldiğinde oraya ulaşıyorlar, hayvanı alıyorlar, tedavi ediyorlar. Düşünsenize yaralı kedi ve köpekler. Ve bunlar acı çekiyorlar. Acı çektiklerini düşünmek hem küçükken hem şimdi beni çok rahatsız eden şeylerden bir tanesi. Tabii yıllar sonra Animal Planet kanalında insanların bunu yaptığını gördüm. Devlet destekli bir program, devlet tarafından yapılan bir program. Türkiye'de şimdilik bunu düşünmek zor ama niye bizde de aynı şey olmasın diye yola çıkmak istedim. Bu tür yapılar sürdürülebilir olabilmek için ağırlıklı olarak sponsorluk ve bağışlara dayanırlar. Fakat bağışlarda ve sponsorlukta bazı problemler var. Bağışlar istikrarlı değil. İnsanlar bazen bağış yapıyorlar, bazen yapmıyorlar. Sponsorluklar da kapitalist şirketlerin bütçelerinde yer alıp yer almamasına göre değişen bir sistem. Bu sene bütçede varsınız, dolayısıyla devam ettirebilirsiniz ama seneye bütçede yoksunuz. Fakat o sırada maaş ödediğiniz ya da teçhizatları harcadığınız, parayı çıkarabileceğiniz bir imkan yok. Biz de 20 kişi düşündük ve hayvanlar için tedavi destek sistemi diye bir ambulans sistemi oluşturmaya karar verdik. Böylece telefonla insanlar rahat bir şekilde ulaşıp yaralı hayvanların tedavi edilmesini sağlayabilecekler. Fikrimizden önce isimden bahsetmek istiyorum. Bir hayvan var, okaliptus ağaçlarına yapışan, öyle kalan, tutkuyla sarılan bir hayvan ki ben hepimizin sarılmaya çok ihtiyaç duyduğumuzu düşünüyorum. Samimiyete çok ihtiyaç duyduğumuzu düşünüyorum. Bu hayvan tahmin edeceğiniz gibi koala. Dünyada adaptasyonu en düşük hayvanlardan bir tanesi. Sadece okaliptusların olduğu yerde yaşayabiliyor. O yüzden koala ismini çok güzel bir isim olarak öngördük. Ve bir de bu sistemi finanse edebilmek için bir katma değer yaratmak istedik. Bu katma değer de insanların kitap okuması oldu. Sizden bağış istemiyoruz. Eğer gerçekten sokakta acı çeken, tedavi edilmesi gereken hayvanları düşünüyorsanız ve aynı zamanda kitap okuyan biriyseniz, bu kitapları kitapçılardan ya da internet sitelerinden alacağınıza kitapkoala.com'dan alarak onlara destek olabilirsiniz. Bir düşünsenize sokakta hiç acı çeken hayvan olmadığını ya da acılarının minimuma indiğini. Bence bu çok önemli. Artık kitap okumak da çok önemli. Hepinizi hem kitap okumaya hem de acı çeken hayvanların acılarını dindirmeye davet ediyoruz. Bağış ve sponsorluk kabul etmiyor ama eğer siz de kitap okuyan biriyseniz ve kitaplarınızı internet üzerinden alıyorsanız ya da kitapçılardan almak yerine bu siteden tercih edip hem hayvanlar için yapılacak olan ambulansı ve tedavi sistemine destek olabilirsiniz. Hem de kitap okuyorsanız kitaplarınız da size gelmiş olur. Benim yaptığım gibi şöyle faturasıyla birlikte. Şu da kargomuz. Şunu da eklemek istiyorum. Kitapkoala.com'un şu andaki geçici finansmanı Sola Unitas Akademi ve kitapları kargolayanlar, paketleyenler tamamen bu akademide çalışan çalışanlar sayesinde gönüllü bir şekilde gerçekleşiyor. Yani hiçbir şekilde para almıyorlar. Belli bir süre sonra sistem oturduktan sonra kalıcı çalışanlarıyla beraber düzenli bir sisteme geçecekler. Öncelikle belirli bir sistemin oturtulması gerekiyor tabii ki de. Ve neden koala diye sorarsanız yine Umut Kısa'nın videosundan izlemiştim ben. Aşağıya da linkini koyarım. Metin kısmından tıklayabilirsiniz. Koala okaliptüs ağaçlarına tutunan ve onları bırakmayan, tutkulu bir şekilde o ağaçlara sarılan bir hayvan biliyorsunuz ve adaptasyonu en düşük hayvanlardan birisi. Hani bu anlamda Umut Kısa diyor ki biz sarılmaya gerçekten çok ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Özellikle işte samimiyete, bu sıcaklığa gerçekten çok ihtiyacımız var. Koala da bunun bir metaforu olarak. Buradaki koalamız da kitap kovalıyor. Kitapların peşinden koşuyor okaliptüs ağacı yerine. Biz de ona destek olmak için bu siteden alışveriş yapıyoruz. Kitaplarımızı kovalıyoruz. Umarım en kısa sürede de hayvan ambulansı ve tedavi sistemi içinde bir ambulans ekibi oluşturulur diyorum. Siz de bu sisteme dahil olmak istiyorsanız kitapkoala.com'dan alışveriş yapmanızı öneririm. Ben açıkçası şu an çok
mutluyum yani. Hem kitabımı almış oldum hem de böyle bir sistemde yer aldığım için gerçekten çok mutlu hissediyorum kendimi. Umarım bir an önce bu sistemi oturturlar ve gerçekten sürdürülebilir bir sistem haline gelir bu Türkiye'de diyorum. Şimdi kitaplarımıza geçelim. Kitaplar şöyle korunaklı bir şekilde geldi. Hiçbiri de zarar görmemiş görünüyor. Aa, çok tatlı. Şöyle minik minik defterler de koymuşlar. Teşekkür ederim. 2 tane var hatta. İçini de göstereyim. Şöyle pembiş. Dünyada adaptasyonu en düşük olan hayvan koaladır. Üstelik çok şirin ve sarılan bir hayvandır. Okaliptüs ağacı olmayan hiçbir yerde yaşayamaz. Sadece okaliptüs ile beslenir. O yüzden de ona sıkı sıkıya sarılır. Sarılmak ne de büyük bir ihtiyaç, değil mi? Bizim koalamız kitapları seviyor ve onlara sarılıyor. Kitapkoala.com sizin de kitaplara sarılmanız için. Kitap Koala, acı çeken hayvanların yaralarını iyileştirme hayaliyle yola çıktı. Umarım en kısa sürede hayallerimize kavuşabiliriz. Hem biz hem de koalalar. Umarız biz de. Şimdi kitaplara geçecek olursak, ben Mart ayında böyle bir distopyaya başlamak istiyorum. O yüzden de bu kitaplarımın çoğu aslında distopik kategoride yer alıyor. Fahrenheit 451 ile başlayalım. Minik bir kitap diğerlerine göre. Hangi yayın evi? Itaki yayın evinden çıkmış. Domuzluk Kız'ın öyküsü, bunu gerçekten çok merak ediyorum. Bu hele bu dönemlerde, Ocak, Şubat ayında çok duydum. Çünkü basımı yapılmıyormuş bir süre önceye kadar. Artık basımı yapılıyor ve Doğan Kitap'tan bu da. İkinci kitabımız. Diğeri yine distopik bir kitap olan Cesur Yeni Dünya. Bu da Itaki yayınlarından. Bunu da gerçekten çok merak ediyorum. Minicik bir ayrat çıktı. Wow, şöyle. İçlerini de göstereyim. Dördüncü kitabım Taksitle Ölüm. O bayağı ağır. Yapı Kredi yayınlarından. Sanırım sayfalar biraz daha, hani basımı, sayfa ağırlığı biraz daha fazla, kuşe kağıt gibi. Şöyle. Bu da yine distopik kitaplardan. Aa, bu da minicikmiş. Ben bunu daha böyle ince ve büyük bir kitap olur diye düşünüyordum. 6.45 yayından. Androidler elektrikli koyun düşler mi? Şöyle. Bu da Siren yayıncılıktan çıkan Yeraltı Demiryolu. Bunları aslında distopya olarak ben bir liste bulmuştum. Bu da Idefix'teki en iyi 50 roman arasında birinci sıradaydı. O yüzden bunu çok merak ediyorum. 2016'da Amerikan Ulusal Kitap Ödülü almış. Bakalım. 2017'de Pulitzer Ödülü, 2017'de yine Arthur Clarke Ödülü almış aynı zamanda. Yılın en iyi kitaplarından. Bu da Ernest Hemingway'in Çanlar Kimin İçin Çalıyor. Bunu aslında Kitap Ağacı'nın Şubat ayı listesi için almıştım. Ama tabii Şubat geçti. Ben sonrasında okuyacağım inşallah. Son olarak Yevgeti Zamyatin'den Biz kitabı. Yine dediğim gibi bunların çoğusu distopik kitaplar aslında. Hani şu Hemingway dışında. Diğerlerinin hepsini distopik kitaplar olarak biliyorum. Bakalım okuduktan sonra da
aynı şeyi mi düşüneceğim? Benim kitapkoala.com alışverişim bu şekildeydi. Eğer siz de hayvan ambulansı ve tedavi sistemine destek olmak isterseniz kitapkoala.com'dan alışveriş yapın derim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.